Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, bugün sizlere tabii mevsim itibariyle kış, biz cevizcilik üzerine programlar yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün Adapazarı'ndayız, Sakarya'da güzel bir ceviz bahçesindeyiz. Burada size budamayı anlatacağız. Kış itibariyle artık budamalar olacak. Budamalardan ne şekilde faydalanacağız? Budama nedir? Budamada hangi işlemler güzel yapılırsa ağacımıza faydalı olur. Bunları sizlere tek tek anlatmaya çalışacağız. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, az önce söylediğimiz gibi şu an Adapazarı'ndayız. Tabii herkeste rağbet var, cevize rağbet var. Biz de cevizlerine budama programı yapacağız. Cevizde budama 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında ne şekilde olur? Bunları teker teker anlatmaya çalışacağız. Tabii ki budama şekilleri cevizin yaşına ve çeşidine göre bazen değişiyor. Bunların farklılıkları var. Bir de budama tipleri de var. Örnek veriyorum, bir cevizde modifiye lider yeni kurulan bahçelerde tercih edilirken daha önce kurulmuş ama aralıkları çok fazla olan ceviz aralıkları, örneğin 8'e 8, 10'a 10'ca olan ceviz bahçelerinde de tabii modifiye liderden ziyade goble, yani değişik doruk dallı lider seçimleri yapılabiliyor. Çünkü aralar mesafeler çok uzun olduğu için ve ağaçlarımız da yaşlandığı için aralara fidan dikemediğimiz için de goble budama şeklini tercih etmek zorundayız. Yani sabit değiliz cevizde. Eğer yeni bahçe kuruyorsak tabii ki modifiye lider sistemiyle tercih edeceğimiz için ve aralıkları dar tutacağımız için modifiye lider sistemi daha güzel. Ama kurulmuş bir bahçe, özellikle de yerli çeşitlerde aralan mesafeler çok uzun olduğu için bu uzun mesafeleri kapatmak için gobleyi tercih edip değişik doruk dallı budama şeklini kullanacağız. Çünkü eğer biz tutturursak büyük ağaçlarda o mesafeyi kapatamaz modifiye lider ve boşu boşuna o mesafeyi kullanmış oluruz. Yani boş kalır. Onun için de o durumlarda mutlaka goble tercih etmeliyiz. Yani kurulmuş bahçelerde mesafeyi kapatmak için geniş aralıklar bırakılmışsa goble, yani değişik doruk dallı modifiye lider seçimini yapıyoruz. Tek modifiye liderlerde de örnek veriyorum, ilk yıl diktik. Özellikle de yabancı çeşitlerden bahçeler kurulduğu için 7'ye 5, 7'ye 6 gibi aralıklarla kurulduğu için modifiye lider sistemi seçiliyor. Modifiye lider nedir? Bir tane lider seçersiniz. Bu liderin üzerine birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, 4-5 gibi taşlandırmalar yapabilirsiniz. Ağacınızı güzel, kuvvetli bakarsanız, liderinizle çalışan bir sistem kurarsanız bu liderden değişik bir şekilde faydalanmış olursunuz. Tabii ki en verimli kat birinci kattır. Birinci kattan aldığınız verimi ikinci, üçüncü, dördüncü katlardan alamazsınız. En yüksek verim birinci katta oluşacağı için mutlaka her yıl budamaya dikkat etmeniz gerekir. Yabancı çeşitlerde de özellikle ilk 3 yıl, 4 yıl kesinlikle meyveye yatırmayacağız. Derin budamalar yaparak ağacımızın yüksek tonajları taşımasını sağlayacak bir budama şekli kullanmamız gerekir. Yani modifiye liderde özellikle lidere güzel bakıp onun üzerinden taşlandırma yapmamız gerekir. Eğer biz modifiye lider sistemini anlayamazsak ağacımızın şekli karışacaktır. İnanın hani budama çok önemlidir. En az gübreleme sulama kadar önemlidir. Eğer biz ağacımızı kendi haline bırakırsak kendiliğinden yapacağı bir sistemle, ki özellikle yabancı çeşitlerde verimi erken yattığı için, hemen verime geçtiği için büyüme gerçekleştirmeyecektir ve istediğimiz şekilleri alamayacağız. Onun için biz ilk 3 yıl, 4 yıl özellikle budamaya dikkat ederek ağacımızı bizim istediğimiz şekle dönüştürmemiz lazım. Ağacı kendi haline bıraktırmamamız lazım. Bunların da aşamaları var. Sizlere bunları ilk yıldan yapacağımız işlemlerden başlayalım. Tabii fidanı dikerken kök budaması yapıyoruz. Kök terbiyesini yapıp öyle dikiyoruz. Burada da yanımda gördüğünüz gibi bu yıl dikilmiş bir tane fidanımız var. Fidanın boyu ortalama 1.20. Tabii biz diyoruz ki tepe alma diye bir şey var. Bu da ilk yılda yapılan bir budama şeklidir, tepe alma. Tepe alma nedir? Bizim ağacımızın bir şekilde teşvik etme. Yani ağaca kuvvetli bir şekilde sürgün. Yani biz bunu diyelim ki
şu kısmında bir boşluk var. Biz eğer bunu bu şekilde bırakırsak atlardan yanlara doğru sürgün salacaktır ve çok alçaktan bir taşlandırma yapıp bu bizim hiçbir şekilde işimize yaramayacaktır. Eğer ben bunu hiç budamazsam şuradaki gözlerden yanlara doğru sürgünler verip buradan taşlandırma yapacak, bu bizim işimize yaramayacaktır. Özellikle ilk 2-3 yıl biz ağacımızın gövde kısmıyla lider kısmını bakmamız gerekir. Onu büyütmemiz gerekir. Çünkü bu bahçede işleme yapılacak, gübreleme yapılacak ve ortalama 1.40'larda taşlandırma başlayacak. Çünkü altından traktörümüz geçecek, herhangi bir gübreleme yapacağız. Eğer biz tabii ki istersek bunu dallar meyveden ötürü yerlere yatar, yerlerde sürünür. Çok alçaktan taşlandırmayı da tasvip etmiyoruz. İlk yıl ne yapacağız? Dediğimiz gibi bunu dikmişik. Gördüğünüz bol miktarda göz de var. En azından bunu mesela şu kısmından gözler başlamış. Yere doğru çapraz bir şekilde obur kısmından kesiyoruz. Neden bu obur kısmından kesiyoruz? Çünkü en kuvvetli vitaminler buradan başlayacak. Eğer boş olan kısımdan şuralardan yaparsak kuvvetli bir sürgün alamayacağız. Enerji şu an şuralarda birikti. Gördüğünüz gibi şu kısım boş. Hatta soğuğa yakalanmış. Sonradan bir sürgün vermiş. Şu an içi boş. Burada herhangi bir vitamin veya bir enerji yok. Yani biz bunu bu halde bıraksak bile buralardan sürgün değil de buralardan sürgünler çıkacaktır. Alçak kesimden sürgünler çıkacak. Onun için biz kuvvetli enerjinin başladığı yerden tepe almasını yapıyoruz. Bazen soruyorlar işte tepeyi nereden alalım? Enerjinin biriktiği kısımdan, yani odunsu olan bölgelerden. Yani bu bazen bakıyorum taze sürgün 2 metrede çıkmış olsa biz yine 50-60 santimden tepe alması yapıyoruz. Yani o kadar olan sürgün bizim işimize de yaramıyor. Ama tabii çok kuvvetli, örneğin 1.40'a kadar istediğimiz enerji mevcut, kalınlık mevcut. O zaman biz bunu 70-80 santimden, 90 santimden tepesini alıyoruz. Enerjiyi biriktiriyoruz ve oradan kendimize bir lider seçip bir iki tane de yanında yedek bırakıyoruz. Çünkü eğer tamamen çıplak bırakırsak güneş yanığına mağdur kalacak. Çok çıplak da bırakmıyoruz fidanımızı. Eğer tek lidere bırakırsak o liderin kırılma durumu olabilir. Veya işte güneş yanığına direkt maruz kalabilir. Onun için bir iki tane de kendisine yardımcı veya bir alternatif bırakmamız gerekiyor. Daha sonra bunları da eğer liderimiz kuvvetlenirse, yani budamayı biz sadece kışın diyoruz ama yazın tabii ki buradan değişik sürgünler çıkacaktır. Bunları da parmağımızla erken kırarsak enerjiyi bu yanlara harcamamış lidere vermiş oluruz. Eğer biz bunu erken kırmaya bırakırsak mutlaka yanlara sürgün bırakacaktır. Bu da bizim işimize yaramayacaktır. Dediğimiz gibi bu enerjinin birikim olan yerden ve kahverengi dokunun oluştuğu yerden biz bu şekilde çapraz alıyoruz. Neden çapraz alıyoruz? Kışın yağan yağmurlar burada birikmesin. Eğer biz bunu düz alıp macunlasak dahi bazen macunun bir şekilde bir sıyrılma durumu oluyor. Su durmaması gerekir. Buraya biz çapraz bir şekilde alıyoruz ve mutlaka burayı da macunla kapatıyoruz. Yani bu su tuttu olabilir ama ilk yıl kesimlerde mutlaka aşı macunu tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü aşı macunun bir özelliği var, tedavi edici. Tedavi edici özelliği olduğu için ilk yıl kesilenlere mutlaka aşı macunu kullanalım. Ama daha sonraki dönemlerde mesela büyük ağaçların 5-6 yaşında, 7 yaşındaki ağaçların kesiminde kalın dallar çıkarılacaksa bu gayet masraflı olacaktır veya zor olacaktır. Bunun için su tut da kullanılabilir. Ama küçük kesimlerde, özellikle yeni fidanlardaki kesimlerde mutlaka tedavi edici özelliği olduğundan dolayı aşı macunu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tabii ki su tut da kullanılabilir ama ikinci tercih olarak biz bunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi burada bir sürü gözümüz var ama bizim bunlar işimize yaramayacaktır. Tek lider yapacağız. Buradan en kuvvetli çıkan sürgünümüzü lider kabul edeceğiz. Eğer yanından bir tane daha çıkarsa bunu da bırakacağız. Çünkü dediğimiz gibi liderin de alternatifi olmalı. Oldu liderin başına bir durum gelirse alternatifine bakma durumu olsun. Eğer tek lider bırakır ve bunu kırarsak daha çok geç kalmış olacağız. Belki tekrar patlatacak ama Ağustos sonunda verdiği sürgün gelişimini tamamlayamayacak ve bir yılımız heba olma durumu olacaktır. Onun için mutlaka lidere de bir alternatif bırakmamız gerekir. Ayrıca da güneş yanığına direkt veya başka alternatifler diyelim, hastalıklara karşı direkt mukavemetini çıplak olarak bırakmayacağız. Dediğimiz gibi
ilk yıl tepe almasını yapıp işte bordo bulamaca çok %1'lik düşük hazır bordo bulamacı kullanacağız bunlara kışın. Aksi takdirde yine dediğimiz gibi taze bir fidandır, hastalıklara karşı daha dayanıksızdır büyük ağaçlara nazaran. %1'lik de bordo bulamacımızı kullanacağız. Tepeyi aldık. Aşı macunumuzu da getirin, ben bir şey yapayım. Evet. Buyurun. Aşı macunumuzu da bu şekilde kullandıktan sonra ilk yıl budama işimiz burada bitiyor. Ama bizim programımız devam ediyor. İkinci, üçüncü, dördüncü yaşlara hep birlikte devam edelim. O bölgeye geçelim. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, 1 yaşındaki fidanımızı da tepe almasını, tepe budamasını gösterdikten sonra 1 yıl durduktan sonra bu hale geliyor. Tabii biz şu an kendi bahçemizde değiliz. Adapazarı'nda bir ceviz yetiştiricisi abimizin bahçesindeyiz. Kendi bahçemizde olsaydı bunları zamanında kontrol eder, bu şekilde bırakmazdık. Ama işte sizlere de göstermek için nasip olacak böyle bahçelerde. Kendi haline bıraktığınızda eğer biz zamanında bunu bu şekilde gitmesini engelleyebilirdik. Fakat gördüğünüz gibi tam yanından lidere aynı şekilde paralel bir mücadeleye girişmiş. Lideri yakalamaya çalışan, bizim istediğimiz yani bizim istemediğimiz bir durum gerçekleşmiş. Aslında biz bundan çıkan sürgünü 1.40'tan yanlara doğru isteriz. Fakat bu lidere hemen hemen aynı boyunda, hemen hemen aynı kalınlıkta bir rakip olarak çıkmış. Bu bizim istemediğimiz durum. Yani biz eğer 1.40'tan çıkacak bir sürgünümüzün yanlara doğru açılmasını isteriz. Yani eğer biz lidere doğru aynı dik şekilde, bunda gördüğünüz gibi bakın bu şekilde dik bir yapıya sahip liderle rakip. Bu ayrıca da üreticimizin yüklü miktarda zamanını almış. Eğer bunu zamanında bu şekilde dik bir sürgünü de ancak şurada gördüğünüz obur sürgünler yapar. Bunlar baştan çıkar ve bu lidere rakip olmuş. Şu anda da gördüğünüz gibi bunu alacağız buradan. Hatta tırnak bırakmamaya çalışalım ki tekrar çıkmasın. Eğer biz zamanında bunun önlemini alsaydık bu kadar enerji buna gidecekti ve bu kadar daha fark olacaktı bu ağacımızda. Daha gelişmiş olacaktı. Fakat maalesef ağacımız bu sürgüne çalışmış. 2 yaşında gayet de güzel bakılmış. Bir yerlere kadar da gelmiş. Yine de istemediğimiz bir durum olmuş. Bunu da kestik. Ve liderimizin biz daha çok büyümesini istiyoruz ama bu şu anda da mesela 1.40'lardan da bize sürgün vermesi lazım. Şuralardan bizlere yeni sürgünler verecek. Bu sürgünleri de biz her zaman denetim altında tutmalıyız. Yani budama kışın yapılır diyoruz ama her ay her an budama yapılabilir. Neden yapılabilir? İstemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda bunun mevsimi yok. İlkbaharda çıkan istemediğimiz bir sürgünü hemen anında yok edeceğiz. Yoksa aksi takdirde bütün yaz aynı istemediğimiz sürgün şekilde görüldüğü gibi bu sürgünümüzü biz şöyle göstereyim. Şu kadarken fark etseydik, şöyleyken fark etseydik hemen müdahale eder, bunu keserdik ve belki bu kadar enerji kaybetmiş olurduk. Fakat biz bunu fark etmedik. Şu anki enerjimiz bu kadar bir enerji kaybolmuş oldu. Yani biz eğer bazen görüyorum böyle bahçeler dikiliyor, hasata geliyorlar gibi görünüyor. Yani uğruyorlar ama müdahale etmiyorlar. Hani bir de şu kafada var, her zaman kışın budama yapılır. Her ay her an budama yapılabilir istemediğimiz bir durum gerçekleştiğinde. Sonbaharda da budama yapılabilir, ilkbaharda da yapılabilir, yazın da yapılabilir. Hatta yaz budamaları programlarımız da var. Kış budaması, tabii kışın neden? Cevizimizin şeklini daha rahat görüyoruz. Kışın budamalarda cevizimizi daha iyi kumanda edebiliyoruz. Ayrıca da yazınki sıcaklık ve nem daha fazla olduğu için hastalık ve bakteriyel yanıklık daha fazla olduğu için kışa bırakıyoruz. Ama istemediğimiz bir durum gerçekleştiğinde buna yazında müdahale etmeliyiz. Eğer dediğim gibi bu sürgün ilk yaz
Yani Mayıs ayında, Haziran ayında fark etseydik şöyleyken biz bunu alır ve bu kadar enerjiyi biz bu ağacımıza vermiş olurduk ve bu kadar daha olurdu. Yine de hiçbir şey geç değildir. Biz hatta 40-30 yaşında yerli çeşitlerimiz var. Onları bile artık hani dedelerimiz derlerdi, ceviz budanmaz. Budanmaz ama alırsın 20 kilo. Cevizi budarsan, yani budayınca, budama yapılınca ürün azalmıyor. Daha çok çoğalıyor. Bazen dedeler derlerdi, cevize bir iki tane şey vuruyoruz balta, o sene verim veriyor. Yani korkutuyoruz baltayla. Bak, vermezsen keseriz seni ha. Aslında orada bile köküne vurduğu veya gövdesine vurduğu bir iki darbe dahi cevizin budamasıdır. Yani neden budamasıdır? O bir teşviktir. Yani ceviz aslında şeyi sever, ürün vermeyi sever. Fakat kendi haline bırakırsanız hastalıklara karşı ve verime karşı biraz daha aldığı kadar enerjiyi verime verir. Siz buna takviye, gübre kuvvetleri yaparsanız daha fazla verir. Yani ne kadar beslerseniz o kadar ürün alırsınız. İşte gördüğünüz gibi 2 yaşında. Biraz da bunun üzerinde şunu göstermek istiyorum. Belki arkadaşımız detay alacaktır. Burada Saint Joseph kabuklu bitirinin de zararını görüyorsunuz. Bu budama programında da gayet net bir şekilde kışın gözüküyor. Bunlarla da mücadele mutlaka yapılmalıdır. Son zamanlarda gerçekten bela olmaya başladı. Özellikle de yanmamış ağır gübreleri kullanılan bahçelerde daha fazla gözüküyor. Saint Joseph kabuklu bitir dediğimiz, işte görüyorsunuz. Sanki kibrit çakılmış, ateş yakılmış gibi yanıklar meydana gelmiş. Bunlar zararının ortaya çıktığı yerler. Kendi zararlı da gördüğünüz gibi pörçük pörçük böyle beyaz noktalar var. Kendileri de bu kabuk altında kendilerini besliyorlar ve kabuğun emgisini yaparak büyümesini ve yukarılara kuvvetin gitmesini engelliyorlar. İlerleyen yıllarda hatta kurumasına sebep veriyorlar. Onun için dikkat edilmesi gerekir. Özellikle kışın bunun ilaçları var, daha rahat kullanılıyor. Yağlı ilaçlar dediğiniz şu an yasaklandı ama bazıları daha henüz yasaklanmadı. Onlardan kullanılabilir. Bu kestiğiniz yerlere de aşı macunu sürüyoruz mutlaka. Bir de ağaçtan ağaca geçerken mutlaka dezenfektan yapıyoruz. Dezenfektanı da işte gördüğünüz gibi mesela burada çeşitli bir hastalık ve zararlı bu ağaçtan öbür ağaca giderken mutlaka zararlı yapar. Elimizde de her zaman hipo bulunması gerekir. Ve bu hipolarla mutlaka dezenfekte etmemiz lazım. Görüldüğü gibi ağaçtan ağaca geçerken de dezenfektanımızı mutlaka yapmamız gerekir. Tamam, oraya macunu da sürelim. Şurada şunu da göstereyim. Şu bölgede mutlaka şu tepesini alalım. Ki buradan şöyle bir şu gözden bir açılma yapsın kenara. Bir de bunun biraz daha şuradan tepesini alalım. Daha liderimiz devam etmesi gerekir. Biz buralardan artık bu sene sürgün bekleyeceğiz. Ve 1.40'tan taşlandırmaya başlayacağız. 1.30, 1.40 gibi taşlandırmaya başlayacağız. Birinci katı alacağız, ikinci katı alacağız. Bu şekilde devam edecek. Gördüğünüz gibi 2 yaşındaki cevizin budaması da bu kadar basit. İlk yıllarda basit ama sonraki dönemlerde biraz daha zorlayacaktır. Ver bana. Şöyle göstereyim kameraya. Bu şekilde. Biraz daha şu tepeye de sürelim. Evet. Buyurun. Görüldüğü gibi aşı macunlarımızı ilk 1-2 yıl mutlaka zaten kullanacağız. Büyük ağaçlarda da derin yaralar olduğu zaman derin yaralara mutlaka su tut veya aşı macunu sürmemiz gerekir. Tedavi edici özelliğidir. Eğer biz aşı macunu sürmezsek burada kurumalar olacak. Özellikle de tırnak bırakırsak. Tırnak bıraktığınız yerde çürüme ve yumuşak doku oluşacaktır. Bu yumuşak doku ağacımızın gövdesine kadar girer. Biraz sıfır yapıp o bölgeyi macunlamamız gerekir. Yani sıfır derken de ağacın tamamen gövdesine zarar verecek şekilde değil de yani sürgünün başladığı yerden diyelim. Bunun da mesafesi bu işte. Kamerada detaylı bir şekilde alıp bunları sizlere gösterecektir. İkinci yaşındaki ağacımızın budaması da bu. Yeter ki ağacımızın enerjisi bol olsun. Alttan kuvvetini alsın. Bir şekilde o sizi yönlendirecektir. Yani nasıl diyeyim? Eğer siz bu ceviz bitkisiyle haşır neşir olursanız, cevizin istediği şekle getirirseniz, ürün almanız hiçbir mesele değil. Yeter ki gübrelemesini, sulamasını zamanında yapın. Özellikle de kışlık ilaçları mutlaka kullanın.
Dediğimiz gibi kışın 6 aylık bir periyotta cevizlerimiz yatıyor. Bu bir fırsattır. Yazın bunlarla uğraşmak gerçekten zordur. Özellikle sen şuşa kabuklu bitinin yazın mücadelesi çok çok zordur. Yani ilaçların buraya etki süresi, gövdelerinin özellikle etki süresi veya etki ettirmek çok zordur. Onun için bunlar bir fırsattır. Bordo bulamaçları, sen şuşa kabuklu bitiyle mücadele kışın yapılmaktadır. Şimdi de 3 yaşındaki ağacımızın yanına gidip oradaki budamalarla devam edelim. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, şimdi de 3 yaşındaki ceviz ağacımızın başındayız. Ama dediğimiz gibi bizdeki 3 sizdeki 4 gibi olabilir. Bizdeki 4 sizdeki 3 gibi olabilir. Şu an bahçeden bahçeye bakımlar değişebilir. Ama arkadaşımızın bahçesinde 3 yaşındaki ağacımız bu şekilde olmuş. Tabii yine 3 yaşındaki ağacımızı budamaya başlamadan önce ağaçtan ağaca her geçişimizde veya şüphelendiğimiz bir durumlarda mutlaka dezenfektanımızı yapıyoruz. 3 yaşındaki ağacımız da görüldüğü gibi fena da değil. Biraz eksikleri var ama daha iyi olabilirdi ama 3 yaşında bu halde. Tabii ilk yıldan diktiği şey hala başında duruyor. Tabii artık 3 yaşından sonra bunlar bu bölgede iş görmeyecektir. Eğer çok rüzgarlı bölgeler varsa yine bunun daha kalını dikerek ağaçların yatmasını engelleyebilir. Fakat 3 yaşından sonra burada gördüğümüz kadarıyla herhangi bir çok kuvvetli rüzgarlar esmezse burada bir şey olmaz. Şimdi 3 yaşındaki ağacımızı görüyorsunuz. Çatallanması, işte durumu bu şekilde. Bir de alttan obur sürgünleri çıkmış. Mutlaka bu sürgünler yazdan temizlenmeliydi fakat bırakılmış. Gördüğünüz gibi bu sürgünü aldık. Bir de görüyorsunuz burada çatallanma var. Genelde bu yabancı çeşitlerde çift çatallanma çok olur. Bunları bu şekilde alıyoruz. Bir de dışa bakan gözlerin üstünden çapraz bir şekilde buradan biz sürgünler alacağız, meyve gözleri alacağız. Gördüğünüz gibi meyve gözlerimiz üzerinde teşkil etmiş. Yine gördüğünüz gibi burada da bir çatallanma var. Çift çatallanma, ayrıca da dışa bakan gözümüzden %30'luk bir kesim yaparak şöyle yapalım, şu dış gözden yapalım, tamam, şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu gözlerden biz yanlara sürgünler alacağız. Ayrıca da meyve sürgünleri yapmak için bunu mutlaka yapmamız gerekiyor ve ağacımızı açmamız gerekiyor. Şuradan da bu şekilde alalım. Ağacımızı yayıyoruz. Gördüğünüz gibi taçlandırmaya başlıyoruz. İçe doğru giden çatal sürgünümüzü aldık. Ayrıca da şuradan da aldık. Taçlandırmamızı devam ediyoruz. Liderimizin yanında bir rakibimiz var. Artık defalarca program izleye izleye artık liderin rakibi olmaması gerekir. Ve lideri tek bırakmak için mutlaka kesim yapıyoruz ama tırnak bırakmamamız gerekiyor. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi bir taşlandırma var. Çift çatal. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Ayrıca da şöyle de bir durum var. Bir bakalım şöyle. Bu da liderimize rakip. Ama biz bunu şöyle yapacağız, liderimize rakip ama dipten kesmeyeceğiz. Şu bölgeden kesip bunu buradan dışarıya doğru vermeye çalışacağız. Yoksa yani şu şekilde yatıracağız. Buraya bir şöyle bir şey de olabilir. Daha kalın bir şey de olabilir ama. Bu şekilde biraz daha kısa keselim. Evet.
bu şekilde. Şöyle de şuradan gördüğünüz gibi buradan da sürgünler alarak bu şekilde taşlandırma yapacağız. Serkan, şunun da tepe vurmasını yapalım liderin. Ve liderin de tepe vurmasını yaptıktan sonra işte gördüğünüz gibi 3 yaşındaki cevizimizin yeni taşlarını, yeni ana gövdelerindeki meyve gözlerini oluşturup buradan sürgünler alıp meyveye yatırmaya çalışacağız. Yani burada ana fikir nedir? Ağacımızı yaymak. Lider sabit gidecek ve onlardan katlar oluşturacağız. İşte gördüğünüz gibi birinci kat, ikinci kat bu şekilde sürgünlerle gidecek. Çapraz bir şekilde alalım. Biraz daha aşağıdan, biraz daha aşağıdan, biraz daha, biraz daha. Tamam, oradan. Tamam, oradan aldıktan sonra işte gördüğünüz gibi liderimizi de biraz daha yukarılara, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü katlarını oluşturmaya çalışacağız. İşte kesmekten korkmayacağız. Eğer kesmekten korkarsak ağacımızın büyümesi zayıf olacaktır. Derin budamalar yaparak, özellikle ilk 3 yıl derin budamalar yaparak ağacımızı yaymaya çalışacağız. Yoksa ilk yıllardan, ikinci yıllardan meyveyi görüp kesmekte kıyarsak diyelim, yani acırsak, bu sefer de ağacınızın büyümesi duracaktır, meyveye çalışacaktır. Siz mümkün olduğu kadar ilk 3 yıl meyveye değil ağacın büyümesine teşvik edin. Ağaç büyüsün ki bizim 30-40 kiloları tartacak, 50 kiloları tartacak meyve ağacı olsun. Aksi takdirde küçük yaşlardan meyveye yatırırsak bu zamanda hani 3-5 kilo belki meyve alırız ama ileride alacağımız 30 kilonun da önüne geçmiş oluruz. Onun için keskin budamalar yaparak ağacımızın 3. yaşta bu şekilde en azından şekil budaması haline getirdik. Neden? 3. yılda diyoruz ya işte şekil budaması. Bu ağacımız biraz daha kuvvetli olabilirdi 3. yaşında ama bazı bakım eksikliklerinden ötürü bu halde. Ama işimizi de gördü. Şimdilik 3. yaştaki budamamız bu şekilde. Şimdi 4. yaştaki ağacımızın başına gidiyoruz. Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, sıra 4 yaşa geldi. 4 yaşındaki cevizimizin durumu da bu. Burası yabancı çeşitlerden kurulu bir bahçe. 7'ye 6, 7'ye 5 gibi aralıklarla çeşitli bahçeler kurulmuş. Tabii 7'ye 5 dikildiği zaman da biz ne diyoruz? Modifiye lider, tek lider üzerinden taşlandırma yapacağız. Ve oralardan kendimize ceviz meyveleri almak için de güzel bir ağaç şeklini alması gerekir. Burada gördüğünüz gibi biraz daha mantıklı gitmiş ağaç, ağaçlar. Budamasında biraz daha dikkat edilmiş. Fakat tabii eksiklikler olabiliyor. Biz de bunları kışın bu eksiklikleri kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 4 yaşında ufaktan ufaktan da verime yatar gibi halleri var. Tabii 5 yaşında bizim istediğimiz verim budamasını yaparak verime yatıracağız. Chetner çeşidinden kurulu bir bahçe. 4 yaşında bu hale gelmiş. Demek ki bakım kuvvetli. Arkadaşımız Serkan'ın yeri burası Adapazarı'nda. Serkan bizimle devamlı telefonla irtibatta oluyor. Kendimiz devamlı gelemesek de telefonla söylediğimiz kadarıyla cevizlerine bakmaya çalışıyor. Gayet de güzel. Yani bu yılda biraz daha gayret gösterdiğinde gelecek yıl inşallah kendine ekonomik bir gelir elde etmeye başlayacak. Serkan kardeşimiz bize hem budamada yardım edecek hem de kendisiyle hem sohbet havasında budamayı gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda budama yaptınız buraya. Evet, yapıldı. Şu anda 4 yaşında. Evet. Biraz çatallanma fazla. Bu da hayvan gübresi ve azotu fazlaca kullandı. Ne kadar kullandınız? Hayvan gübresinin buraya dekara 12 ton. 12 ton kullandınız. Fimax'ın saçma. Gübre saçma separatörleriyle verildi, ortalarından girip tam alan verildi buraya. Evet. Tam alan olduğu için biraz fazla kaçırdık galiba. 12 ton gitti. Evet. Ama yani organik maddeye faydası biz olsun diye düşündük. Evet, yani. Serkan organik kardeşim madde. Şöyle istiyoruz biz. Hani hayvan gübresi bol verilsin ama her yıl verilsin 3 ton 4 ton verilsin dekara. Evet. Yani biz bunu düzene yayarsak, çünkü aşırı derecede hayvan gübresi de vejetatif aksamı hızlı bir şekilde geliştireceği için meyve gözlerini oluşturamıyor. Evet. Biz 4. yaşından sonra bunun yavaş yavaş kendine oturmasını, meyve gözlerini oluşturmasını, meyve sürgünlerinin olmasını isteriz. Şimdi 4 yaşındaki ağacımızın budamasını gösterelim.
İlk önce altlardan bir taşlandırma var mı, buna bakıyoruz. Şu an için bizim çalışmamızı engelleyici bir durum yok. Yaklaşık 1.40'tan taşlandırması başlamış. Liderimiz sağlam ve birinci kat güzel bir şekilde oluşmuş. Ve birinci katlarda da meyve sürgünleri oluşmuş. Yani bu sürgünler, bizim şu gördüğünüz sürgünler hep meyve sürgünleri. Bunlardan meyveler oluşacak. Tabii burada yamuk yumuk olan şeyleri de kesiyoruz. Aşağıya doğru giden sürgünlerimizi kesiyoruz. Sen de tepelerini al. Tamam, çatallı hocam. Olanları çıkar. Beraber bu ağacımızı bir terbiye edelim. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir çatallanma var. Bu çatallanmayı da alıyoruz. Şurada bu arayı kapatacak. Ama bizim şu sürgünümüzle bu sürgünümüz yan sürgünler yaparak bunu boğacaktır. Bu bize gerekli değil. Bunu da alıyoruz. Bu hocam şekilde. Şuradan lidere rakip olanı alıyorum. Tabii. Oradan bak, lidere rakip. Tabii onu kökten alalım. Evet. Ben şöyle hem sana göstereyim elimle. Evet. Şimdi şu çatalları hep alalım. Şunları tamam, da alalım. Hocam. Şunu. Gösterdiğim şekilde. Şimdi şuradaki çok tereddütte kalıyor gibi gözüküyor ama biz buradaki çatallanmadan şunu alırsak, ben onu alayım. Ben alayım şuradan. Tamam. Tırnak bırakmamaya gayret gösterelim. Şuradan ben bunun tırnağını alayım. Evet, çünkü o tırnak bıraktığımız yerden mutlaka tekrar filiz salacaktır. Şimdi ne oldu? Şu kritik olan sürgünümüz açıldı. Bundan da tepe alalım. Şuradan %30'luk kesiminden. Tamam. Bir de buradan bak, güzel bir açılma var. Öbürünün üzerine doğru gitmesin. Şuradan şu şekilde alırsak buradan yeni güzel meyve sürgünleri alacağız. Bunlara dokunmuyoruz. Bunların üzerinde 4. yaşında hafiften bir meyveye yatmalar var. Bunlar senin meyve depoların. Hocam dal yatarsa biraz açma, şöyle açma yaparsak, bağlarsak. Süper olur, süper olur. Çünkü bakın şu anda bırakın bunu. Bak şu şekilde yukarıya doğru gidiyor. Ama evet, siz bunu güzel lastikle evet, yere doğru hafiften bağlarsanız harika evet, olacak. Evet hocam. Bu çok gerçekten güzel. Şimdi sağdan şöyle şu şekilde gidelim. Bunu da %40'lık bir kesim yapalım. Biraz evet, aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan. Hem oradan. Onun da tepesini alalım. Tamam. %40 alıyorum. Evet. Serkan kardeşimizin bahçesi 7'ye 6 buradaki. Biz mümkün olduğu kadar da dışarıya doğru açmaya çalışıyoruz. Eğer 7'ye 5, 7'ye 4 olsaydı mümkün olduğu kadar kapalı üçgen şeklinde kapamaya çalışacaktık. Her ne kadar modifiye lider de olsa, modifiye liderde de oynama şansımız var. Hocam burada bu bölgede şöyle yapalım. Üst üste binen 3 tane dal var. Şimdi sırayla gidiyoruz. Peki en hocam, son lider peki, üzerinde uygulama peki yapacağız. Hocam. Şurada da yine açısı dışarı olana bakana. Evet. Şöyle yapacağız. Bu içeriye doğru bükülmüş. Şu. Evet. Kameraman arkadaşımız da çekiyor. Gördüğünüz gibi şuradaki sürgünümüz içeriye doğru büyümüş. Biz bunu aldık. Şimdi de bunların uç kesimlerini yapalım Serkan. Yine %30'luk, %40'lık kesimlerini yapalım. Çünkü bu ara bizim 7 metre aramız, yayılabildiği kadar yayılsın. Aynı şekilde ortadakini de. Daha aşağı. Serkan aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Tamam oradan. %40'lık. Gel şuradan. Aynı şekilde bunu da. Hasan şey, Serkan aşağı. Tamam oradan. Tam oradan. Kes. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi ne, etrafını açtık. Geriye ne kaldı? Bizim liderimizin üzerindeki taşlandırma. Evet. İkinci, üçüncü kattaki taşlandırma. Şu biraz iç kısımda kaldı. Bunu aldık. Bir kere liderimize rakip var mı? Liderimiz hangisi olması gerekir? Şu. Evet. Liderimiz o. Liderimiz hangisi rakip? Şu. Tamam hocam. Alayım. Onu alalım kökten. Bu liderimize rakip. Şöyle yapalım. Daha sonra testiyle alalım hocam. Tamam. Şimdi bu da liderimize rakip gibi gözüküyor ama biz buradan kat yapabiliriz. Lideri engellemesini engelleyebiliriz. Şuradan bir derin kesim yap. Buradan çıkanları sağa vermeye çalışacağız. Sağa sola. Orada bir göz var zaten hocam. Tamam. Oradan keselim. Çok güzel. Şunlardan da %30'luk, %40'lık. Şu aradakini çıkart gökten Serkan. Tamam. Bakın. Hocam.
Şimdi şurada en azından üst üste 3 dal gidiyor. Üst üste 3 dal. Kameraman arkadaşımız şunu bir çeksin. Gördüğünüz gibi 3 tane arka arkaya. Bunun ortadakini çıkartırsak bizi rahatlatacak. Evet. Ortadakini çıkartalım. Gördüğünüz gibi hep çapraz kesiyoruz ki yağmur suları buralara macun sürmemiz imkansız. Yani onun için mümkün olduğu kadar çapraz kesip yağmur suyunun birikmesini veya karın birikmesini engel olup süzülmesini sağlayacağız. Tabii her ne kadar engel olsak bazen ufak tefek çürüklükler oluyor ama ağacı kuvvetli bakarsak o bölgeyi kalbiye oluşturup kapatabiliyor. Gördüğünüz gibi liderimiz kaldı. Liderimizi biraz daha bakın şurada çok güzel bir birinci kat oluşmuş. Şu bölgede ikinci katımız oluşuyor. Harika gidiyor. Ama biz tabii bir iki kat daha isteyeceğiz ki ağaç olsun meyvelerimizi tatsın. Lidere devam et diyeceğiz. Evet, Serkan. Üçüncü devam kat. Devam et diyorsak lideri bir daha kesiyoruz. Biz daha devam etmesini istiyoruz. En azından 7-8 metrelere ulaşacak ve ağacımız 3-4 katı oluşturduğunda da güzel meyveye yatacak. Bu ağacımızı kuvvetli bakarsak mutlaka güzel meyveler alacağız, kaliteli. Budama demek meyve azaltmak değil, ağacımızı bir nevi nasıl diyeyim bakmak, spor yaptırmak, temizlemek, yani hijyenini sağlamak, hastalıklardan korumak, meyveyi kaliteli almak. Her şey budamaya bağlı. Biz bunlardan aşırı derecede meyve alarak eğer kalitesiz meyve alacaksak bunun hiçbir anlamı yok. Bizim kaliteli, güzel meyveler almamız gerekiyor. Onun için de içinin hava sirkülasyonunu, güneşi görmesi, güneş enerjisinden faydalanması gerekir. Hatta biz bunu açarak bir nevi hastalıklardan da korumuş oluyoruz. Eğer biz ilaç atarken de bunları eğer sık bırakırsak, demin gösterdim 3 kat var. Evet. Biz buna ilaç atarken ortadaki faydalanmayacaksa bizim evet. Hiçbir anlamı yok. Oradaki hastalık öbür sağlıklı meyvelere de bulaştıracaktır. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil aldı. Yani tam istediğimiz 4 yaşındaki budama şekli. Gördüğünüz gibi 4 yaşındaki ağacımızı budadık. İkinci kat seneye de verim budaması yaparak biz bunu güzel hale getireceğiz. Hocam önümüzdeki yıl bir üçüncü kat daha oluşmuş olacak değil mi burada? Direkt. Evet. Çünkü daha önce geçen yıl bunlar yoktu. Hı-hı. Ne yaptık? Bir kat daha oluşmuş. İkinci kat yani, olmuş oldu. Şimdi ilk yıl katlarımız şu 4 taneyi görüyorsunuz. Evet, bu birinci kat. Daha sonra bunu devam ettirdik. Evet. Ne oldu? Geçen yıl bunlar yoktu. Evet. Ne oldu? İkinci katı da oluşturduk. Evet. Bunlar da biraz daha yayılacak. Evet. Bu devam ediyor. Şuralardan yeni gözler patlatacak. Bak. Evet. Tam şuralardan. Evet, şuralardan. Oralardan da üçüncü, dördüncü katımızı oluşturacak. Ama en çok meyveyi biz bunlardan alacağız. Evet. Birinci katlardan alacağız. İki yaşlı dallarda yani, üç yaşlı yani, dallarda hocam. Çünkü enerji buradan akarken evet. İlk önce bunları doyurur. Evet. Daha sonra buradan artan İkinci kata gider, artan üçüncü kata, artan dördüncü kata. Yani sen kadar. Asıl meyvenin %40'ını, %50'sini bu ilk kattan alırsın. İlk kattan. Daha sonra bunların meyveleri ilk katın aldığın kadar yukarılardan alırsın. Anladım. Yani bu kadar net. Ama gördüğün gibi bu yılda biraz meyve alacaksın bunlardan. İnşallah. Ama tabii ekonomi bir katkı sağlar mı? Sağlamaz. Kendi masrafını artık bahçeye yavaş yavaş. Tedarik etmeye başlıyor. Şimdi 5 yaşında bir ağacım varsa oraya tamam, gidelim. Hocam. Orada çekimlerimize devam edelim. Şimdi de 5 yaşındaki ağacımızın başına gidip budamasını yapıp programımızı oradan kapatalım. Daha ileriki dönemlerde 7-8 yaşındaki verimi yapmış ağaçların da budamasını göstereceğiz. Şimdi 5 yaşındaki ağacımızın başına gidelim. Buyurun hocam. Evet değerli izleyiciler, şimdi de 5 yaşında verim budaması yapacağımız ağacın başındayız. Dediğimiz gibi sizdeki 5 yaşla buradaki 5 yaş farklı olabilir ama genelde hani bu 4 yaş gibi diyelim ama 5 yaşındaki verime de az çok yatmış gibi. Gördüğünüz gibi meyve sürgünleri oluşmaya başlamış. Tabii 6 yaşında daha güzel bir verime yatacak. 5 yaşında da gayet de 2-3 kilo civarında da meyvesini alacağına inanıyoruz. Tabii yazın da burada çekimlerimize devam ederiz. Tabii 5 yaşındaki budamaya başlamadan önce dezenfektanlarımızı yapalım ve seri bir şekilde budamamıza başlayalım. Önce dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi mekanizasyon esnasında yaralanmış, berelenmiş bunları çıkartıyoruz. Serkan bir yandan da sen şu bölgeden açmaya başla. Az çok budamayı öğrendin. Evet, evet. Artık o şekilde
Gördüğünüz gibi içeriye doğru gitmişleri alıyoruz. Burada şöyle güzel bir açılım yapmış. Ama şuradan şöyle yapalım, dışarıya doğru açalım. Buradaki meyve sürgünü oluşsun. Bu ortada kalmış. Bunu kesiyoruz. Tırnak bırakmıyoruz. Aynı şekilde %30'luk bir kesimle yapıyoruz. Şurada meyve sürgünleri olsun. Şurada gördüğünüz gibi hastalıklı. Kameraman arkadaşım çekerse, şöyle detay alırsa, hasta ölü kol hastalığı oluşmuş. Neden biz makaslarımızı dezenfekte ediyoruz? İşte gördüğünüz gibi biz bunu kestiğimizde mutlaka hastalıklı, bu ağaçtaki hastalık öbür ağaçlara da bulaşmış oluyor. Bunu da hastalığın olduğu yerden biraz beriden kesiyoruz. Evet, onun da tepesini alalım. Bu tarafa geçeyim. Gördüğünüz gibi meyve sürgünleri gayet oluşmaya başlamış. Biz bu ağacın özelliğinden kaynaklanan, yesi geldiğinde mutlaka verime yatar. Yani verim üzerine mutlaka eğilimlidir yabancı çeşitler. Siz bunları budayarak aralıklarını açmaya çalışıyorsunuz. Şurada da görüyorsunuz, mekanizasyona etki edecek dallarımız var. Onları da alıyoruz. Burada da bir obur sürgünümüz var. Hiç meyveye yatmayacak obur sürgün. Bunları da kökten kesiyoruz. Şurada bir sıkışıklık oluşacak. Şunu da alıyoruz. Buradan şu çatallanmayı alalım. Şuradan da dışarıya açılım yapalım. Ama ileride bu da bizi engelleyecek gibi gözüküyor. Bunu da kökünden alalım. Şuradan şunu da alalım. %30'luk kesimler yaparak ağacımızı çevreliyoruz. Burada şurada Serkan arkadaşım bir saniye. Tamam. Onun birileri, evet. Çok güzel. Şurada bir obur sürgünümüz daha var. Hem hastalıklı hem de bizi, mekanizasyonumuzu engelleyecek. Bunu da alıyoruz. Şu çatallanmaları alıyoruz. Yine %30'luk kesime devam. Onun da tepesini al. Diğer tarafa bakalım. Şurada mı? Dışa bakalım. Evet, bizim tarafa doğru. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bu şekilde devam edelim. Şu arada çift çatallanma var. Bunları da alıyoruz. Bu çok yakın olmuş. Buna lastik gibi gözüküyor. Biz bundan, evet, onu alalım. Şunu da şuradan alalım. Şöyle. Evet. Çatallanma buradan başlamış. Bunu da alıyoruz. Bunu bu şekilde alalım. Onları da al. Çatallanmaları. Evet. Gördüğünüz gibi. Meyve gözleri kaldırdın mı artık şöyle? Yoğun. Evet. Yoğun meyve gözleri. Şu obur sürgünü oluşturacak. Şunu da aldım. Şurada bir hastalıklı yer var. Şunu da şekilde keselim. Ve ağacımızın genel görüntüsüne bakıyoruz. Hatta budadıktan sonra bir daha bir göz atıyoruz ki içinde kurumuş, şu şekilde hastalıklı bir durum varsa, bakın şunlar da hastalıklı, bunları alıyoruz ki önlemini alıyoruz. Aksi takdirde tüm ağacımıza yayılmasın. Şurada da kuru bir sürgünümüz var. Genel bir göz attığımızda çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi 5. yaşında da verime yatırmış olduk. Bu yıl bundan biraz olsun Serkan kardeşim bir ekonomik kazanç elde edecek. Belki ticari bir şey olmayacak ama en azından konu komşusuna, etrafına bir miktar meyve verebileceksin. Ama şu anki gidişat güzel. İnşallah ileride daha bol meyve alabileceğim İnşallah şekilde be. Oluşur. Gelecek yılda biz bunu yine geliriz, bakarız. Ne kadar ne olmuş. Tabii. Burada çekimlere devam ederiz. Gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, ağacımızı seri bir şekilde budamasını yaptık. İnşallah bunların meyvelerini de üzerinde çekmek nasip olur. Budamak dediğimiz gibi mutlaka olması gereken bir şey. Ceviz de lider, modifiye lideri sever. Ama eğer siz daha önceden bahçeler kurdunuz, goble bir şekilde geliştiyse bunu da bozmayın. Aralarda geniş, özellikle yerli çeşitlerde aralar çok geniş olduğu için goble yaparak, geniş açılar tutarak ağacımızı daha büyük alanlardan kapsayacak şekilde budama şekli yapacağız.
Ama yeni kurulacak bahçelerde de biz alanı değerlendirme babında 7'ye 5 dikimler yaparak modifiye lider seçiyoruz. Ve bunlardan gördüğünüz gibi çok güzel taşlandırmalar başlamış. Ama bazı konularda geç kalınmış. Zamanında budamalar düzgün yapılsaydı deminki 4 yaşındaki gibi olabilirdi. Burada çok karışık bir budama şekli yapılmış. İnşallah bunları zamanla düzelteceğiz. Ve kendimizi daha sağlıklı bir ağaç olarak burada tanıtmaya çalışacağız buradaki ağaçlarımızı. Şu anda gördüğünüz gibi 5. atışında verime yatırdık. Bu gördüğünüz küçük sürgünler tamamen meyve gözleri. Burada da yazın çekim yaparız. Gördüğünüz gibi buradan itibaren seri bir şekilde meyve gözleri oluşmuş. Buralardan meyvelerimizi alacağız. Şimdilik programımıza son veriyoruz. Tabii programlarımız devam edecek. Sınır yok. Değişik bahçelerde, değişik meyvelerde budamaları anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlere bol seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.